Koronavirüs hayatımıza yeni kurallar getirdi. Mesela kuyumcularda denenen takılar, hatta ayakkabı alırken kullandığımız çekecekler bile dezenfekte edilecek. Öyle her isteyen parfüm şişelerine dokunamayacak mesela. Islak mendilimiz var, dezenfektemiz var. Onlarla temizlemeye çalışıyoruz. İnşallah bir an evvel bu işler de biter de normale düzeye çıkarız. Türkiye adım adım normalleşmeye giderken bilim kurulunun önerisiyle 11 sektör için daha çalışırken uyulması gereken kuralları içeren rehber hazırlandı. Maskesiz hiç mi marketlerde falan girmiyorum. Beyaz eşya sektöründen kozmetiğe, tamirhanelerden şantiyelere çalışırken uyulması gereken kurallar tek tek belirlendi. Kuyumcuya geldiniz, bir ürün almak istiyorsunuz. İşte bakın burada yüzükler var. Hemen bir tanesini seçtik ve bu yüzüğü denedik ama parmağıma olmadı ve yüzüğü beğenmedim. Hemen geri iade ediyorum. Bu yüzük tekrardan vitrine konmadan önce dezenfekte edilmesi gerekiyor. Alkol bu ürüne biraz zarar verdiği için farklı yollarla, hani amonyak tarzı mikrop barındırmayacak ürünlerle yine temizliği yapılabiliyor bunlar. Öyle olursa daha güvenli. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında alınması gereken önlemler de belli oldu. Bu kapsamda COVID-19'a karşı rimel, allık, göz kalemi, fondöten gibi ürünlerin müşteriler tarafından denenmesi ve öyle satın alınması yasak olacak. Salgın bitene kadar, ülkemiz bunu atlatana kadar denemek yok. Parfüm denenirken de çalışandan yardım istenecek. Müşteriler parfüm şişesine dokunamayacak. Bence olması gereken buydu zaten. Ayakkabı denerken kullanılan ayakkabı çekeceklerinin de her müşterinin deneme yapmasının ardından %70 alkol içeren dezenfektanlı bezlerle temizlenmesi gerekecek. Gerekeni biz de yapacağız çünkü önce sağlık diyoruz. Tedbir uygulamaları tabii ki ilk değil. AVM'ler, kuaförler ve taksici esnafı için de rehber hazırlanmıştı daha önce.